Merhaba sevgili arkadaşım, Gaziantep Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca baklava tadında anıların olur. Hadi şimdi gel bu memleketi bir inceleyelim. Ama başlamadan önce dolarla maaş almama katkı sağlamak istersen videoyu Adblock'u kapatarak izlemen yeterli. Abone de olduysan şimdiden teşekkür ettim. Düş önüme. Güneydoğu ve Akdeniz arasındaki tampon bölgede bulunan 2 milyon civarı nüfusa ve kavurucu bir iklime sahip, İpek Yolu üzerinde bulunmasından sebep bölgenin en eski kentlerinden biri olan, sahip olduğu güçlü sanayi altyapısı ve ticaretle geçimini sağlayan, engebeli arazilere inanılmaz bir mutfağı ve mozaik bir kültüre sahip, Fırat Nehri kıyısında kadim bir şehir. Şehrimiz Gaziantep ya da eski adıyla Antep. Kurtuluş Savaşı'ndaki onurlu mücadelesinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu ünvana layık görüldü 6 Şubat 1921'de. Gaziantep deprem bölgesinde bir şehir, aynı zamanda her türlü fay hattı geçiyor, maşallah var. O yüzden burada yaşamayı planlayan herkes kendince önlem almalı. Aynı şekilde kavurucu bir iklimi var dedik. Baba Akdeniz tarafından esiyor zaten cayır cayır. Karasal iklim sıcağı da malum ve şehir bu iki sıcak coğrafyanın tam arasında kalıyor. O yüzden yazları sıkıntı, kışında soğuk oluyor yine, sen her türlü kıyafet getir yanında. Mozaik bir kültür var dedik. Ne demek istiyorum? Gaziantep Suriye sınırında bir şehir abi. Dolayısıyla tahmin edebileceğin gibi demografik yapı bayağı çorba. Bunun yan etkisi olarak da bir arada yaşayan bir sürü etnik grubun bir sürü farklı özelliği var. Burası o açıdan renkli bir yer. Bir mutfağı var zaten, konuşacağız birazdan, akıllara zarar. UNESCO'da bizi temsil ediyor adamlar. Yani dünya bizi kıskanıyor mu tartışılabilir ama dünya Gaziantep mutfağını kıskanmıyorsa ben de bir bok bilmiyorum. Onu geç, tarihi yapı filan, şehir zaten başlı başına tarihi bir yapı. Ceylan ablam boş konuşur mu hiç? Ha bak, yeri gelmişken onu da belirteyim. Gaziantep'in türküleri de muazzam abi. Beni yakından takip edenler bilir, türkü dinlemeye ve söylemeye bayılıyorum ve buranın cidden inanılmaz bir müzikal geleneği var. Tabii ki ya hak diyerek telifi bize yerleştirmesinler diye burada oynatamıyorum ama muhakkak bir ara kulak ver derim. Okey, ulaşım sisteminden bir giriş yapalım. Şehir içinde dolaşırken belediye artı özel halk otobüsleri, minibüsler ve tramvay kullanıyoruz. Gaziantep kartımız var ulaşımda kullandığımız. Sivil 3.25, öğrenci 1.75 ödemek suretiyle toplu taşıma kullanabiliyor. Aynı şekilde şehir dışından buraya hava yolu ve demir yoluyla da ulaşabiliyorsun. Geçtik. Pahalılık nasıl? Bu soruyu geçmiş yıllarda sormuş olsaydım belki öğrenciler için kısmen uygun bir yer diyebilirdim ama ne yazık ki zaman içinde Gaziantep'te ekonomi krizinden kaçamadı. Malumun enflasyon kol gibi, affedersin. Aga pahalı ya, öyle böyle değil. Yeme içme feci pahalı bir kere. Onu geç, ev kiraları kampüs yakınlarında ortalama şu rakamlar. Abi ben stüdyo veya 1+1 standartında bir evin hangi koşul veya şart altında olursa olsun 500 liradan fazlasını hak ettiğini düşünmüyorum. İnsanlara karton koli kadar evleri leva görüp de şu rakamları talep edemezsiniz. Ama kusura bakmayın, burada 2 saat sinirimi boza boza lavuk emlakçılara, kene ev sahiplerine laf anlatmakla vakit kaybedemeyeceğim. Bokunuzda oğlum fırsatçılar diyerek bir diğer konuya geçiyorum. Ve şu yemekleri bir konuşalım artık. Valla bilmiyor musun da hangi birini saysam. Hepsini konuşursak videonun sonunda yemek tarifi vermeye kadar gider bu mevzu. O yüzden belli başlı bazılarına değinelim. Eksik kalanları da sen aşağıda belirt. Başlıyorum. Herhalde bu diyarın en sosyal demokrat yemeği nohut dürümdür abi. Neden böyle diyorum? Yöre genelinde öğrencisinden tut toprak ağasına kadar, memurundan tut balicisine kadar herkes bilir ve severek tüketir bunu. Yani bu öyle bir dürüm ki sosyal statü ayırt etmiyor, ayrım yapmıyor. Helal olsun. Bir dürüm kadar olamayan yüzlerce insan tanıyorsun değil mi sen de? Ah ulan ah. Hatta buna Türkiye'nin ilk fast food'u demişler ki tam anlamıyla bir Türk yemeği olur kendisi. Bunu bizim Antalya'daki turistlere çatır çatır satarsın. Turkish chickpeas food. Al sana ticari fikir. Hepimizin yakından tanıdığı bir diğer güzellik lahmacun hocam. O seyyarda yediğimiz, Instagram'da edebiyatını yaptığımız ilk buluşmaların vazgeçilmezi lahmacun memleketi burası. Bir diğer gözbebeğimiz yine hepimizin bildiği baklava ama hepimizin bildiği gibi baklava değil. Adamlar yaratıcı moruk, envai çeşidini yapmışlar tatlının. Ama benim favorim kesinlikle Antep sarması diye bilinen şu güzellik. Şimdi baklavanın konuşulduğu yerde başka ne konuşulması lazım? Kuru yemişlerin kralı olarak bilinen Antep fıstığı tabii ki. Keşke kilosu 150 lira olmasa ama üretimi oldukça zor ve bir o kadar da önemli bir ihracat kaynağıdır bu. Ülkemin yerüstü zenginliklerinden bir tanesi kısaca. Siirt fıstığı da çok meşhurdur bu arada. Bununla birbirine benzerler ama tam olarak aynı değiller. Antep'in öne çıkan tatlarından bir tanesi de aga burası kebap konusunda Adana ve Urfa ile kafa kafaya gider. Patlıcan kebabı vardır mesela, şöyle görüyorsun. Katmeri vardır yine aynı şekilde, fıstık ve dondurmayla tüketilen bir çeşit tatlımız olur. Vesaire vesaire, bu kadar yeter herhalde. Geri kalanları da bilenler aşağıda anlatsın, bilmeyenler de öğrensin. Ve şimdi de yediklerimizi eritmeye gelsin sıra. Gezelim azıcık. Baştan diyeyim, tarih severleri kendini hasta edecek bu şehir. Ama yok baba, benim uykum gelir öyle yerlerde diyorsan Gaziantep seni çok sarmayabilir açıkçası. İlk uğrayacağın yer Bakırcılar Çarşısı olsun. Full turistik bir yer burası. Gastronomi turlarıyla binlerce turist ziyaret ediyor. El işi, süs ve mutfak eşyaları bulabiliyorsun. Bir şey almayacak olsan bile gidip dolaş, sıkıcı gelmesin sana böyle şeyler. Çok büyük bir kültürel deneyim elde edersin böyle yerlerde. Zincirli Bedesten'i duymuş olma ihtimalin var. Burası da kapalı pazar. Hatta buraya tarihi bir alışveriş merkezi bile diyebiliriz. Her türlü ürünü bulabildiğin 73 tane dükkan barındırıyor. Hemen hemen bugünün AVM'leri kadar var. Şehre simgesi sanırım Antep Kalesi'dir
dediğimiz şu mimari yapı olabilir. Şehir merkezinden bir tık uzak ama Rum Kale'yi görmeni öneririm. Fırat Nehri ve Merzimen çayının kesiştiği yerde çok tatlı manzaraya sahip bir yer burası. Hatta buraya Türkiye'nin en büyük cam terası yapılıyor en son. Şu an ne alemde bilen aşağı yazabilir. Zeugma ve Dülük gibi antik kentlerimiz var. Buralar gezilebilir. Üniversite kampüsünün yakınında hayvanat bahçesi var. Buraya uğrayabilirsin. Özetle bu şekilde. Sen de aşağı eklemeler yap mutlaka. Şimdi hazırsan ufak ufak üniversiteyi tanımaya gelebilir sıra. İlçelerdeki fakülteleri de sayarsak okulun 7 farklı yerleşkesi var. Ama biz Gaziantep Üniversitesi merkez kampüsünü ele alacağız. Burası köklü bir üniversite. Zamanında ODTÜ'nün bir uzantısı olarak kurulmuş ama bugün alemde bir ağırlığı var. Öte yandan burası dağ başında bir kampüste değil. Hani belki şehrin tam göbeğinde diyemem ama medeniyetten uzak değil, anladın beni. Kampüsten çıkıyorsun abi, yolun karşısına geçtiğin anda Yeditepe deniyor. Oralar komple öğrenci diyarı. Kafe mafe bir ton. Ya bir şey diyeceğim. Gaziantep üzerinde demiyorum ama şu üniversite çevresinde kafe açmayın artık. Cılkı çıkmadım abi bu mevzunun ya. Farklı konseptlerde bir şeyler yapsanız ona okeyim bak. Ne bileyim, bir tane kahveci olur, bir tane waffleci olur, lokmacı aç bir tane. Ulan bir caddede 20 tane kahveci olur mu? Mekan isimleri desen ayrı kriz. Kahve müptelası, kahve delisi, kahve manyağı, aynı kişi buluyor herhalde bunları. Türk dediğim biraz yaratıcı olur aga. Kahve Bizans diye bir mekan var Antalya'da, o yaratıcıydı bak. Ne bileyim, bowling salonu aç, PlayStation salonu aç, kafe aa. Her neyse, canlı yani kampüsün oralar. Öte yandan kampüsün bulunduğu yeri tramvayla çok rahat ulaşım sağlayabiliyorsun. Otobüste gelip gidiyor. Aynı zamanda sıcak coğrafya dedik ama çok böyle çöl gibi yerler canlandırma gözünde. Kampüs bayağı yemyeşil. Doğa severler burada bol bol çiçek böcek kovalayacaklar. Hani başka okullarla ilgili soruyorsunuz ya bana, abi yurt dışı imkanları nasıl, güzel olanaklar var mı falan diye. Bazılarınız Erasmus, Work and Travel gibi şeylerle vakit kaybediyor mesela. Gaziantep Üniversitesi yurt dışında da açılmış bir okul. Yani sen de burayı kazanırsan şubebeler gibi olabilirsin. Niye olmayasın? Hem de öyle evrak, kürek, öğrenci vizesi, Erasmus... Hayır, bunların hiçbiri yok. Nasıl oluyor peki? Üniversitenin Elbap'ta, Azez'de ve hatta Afrin'de fakülteleri var hocam. Ne var? Orası yurt dışı sayılmıyor mu? Suriye Türk toprağı mı? Püh lan körler, yazıklar olsun. Yurdu beğenmiyorlar, yurdun dışını da beğenmiyorlar. Bak bak bak. Her neyse. İletişim, tıp, güzel sanatlar, eğitim, iktisadi idari bilimler, diş hekimliği, fen edebiyat, besyo, konservatuvar, mühendislik, ilahiyat, hukuk, sağlık hizmetleri, meslek yüksekokulu ve mimarlık fakültelerimiz mevcut. Yasal uyarı, tercih yapacağın zaman bu sefer fakültenin konumuna baya baya dikkat et, hayal kırıklığı yaşama. Kampüs içinde dikkat çeken bir detay, mühendislik bölümlerinin özellikle kendine ait binaları var. Buna benzer bir mevzu Eskişehir Osman Gazi'de de vardı, hatırlıyorsun. ODTÜ buraya ilk makine mühendisliği bölümünü açıyor. Ondan sonra zamanla bunun etrafında gelişiyor okul. Mühendislik demişken, bu bölümde okuyan birçok insan bölümü bitirmenin bir mucize olduğunu düşünüyor. Diğer bölümlerden pek duymadım bunu ama yani öğrenciyi yokuşa sürmek gibi geliyor bana bu. Yine de kabul edilebilir tarafı, ülkedeki mühendislik fakülteleri arasında ilk 5'e girer diye tahmin ediyorum. Zor ama kaliteli zor. Kampüs içinde hastane konsepti burada da var. Aynı zamanda yüz ölçüm olarak da oldukça büyük bir kampüsten bahsediyoruz. Eleştirmek istediğim bir iki başlık var. Bir tanesi öğretim görevlilerimizdeki ego problemi. Yalnızca Gaziantep Üniversitesi'nde değil, ülkenin neredeyse her türlü kurum ve kuruluşunda var bu. Ama eğitim dediğin zaman oraya bir şeyler öğrenme talebiyle gelen öğrencinin birazcık anlayışa ihtiyacı yok mu sizce sayın hocalar? Neden size soru soran birini iplememe veya tepeden bakma gibi alışkanlıklarınız var? Biz hız kuşağıyız abi. Vakit kaybetmekten nefret ederiz. Belirsizlikten nefret ederiz. O yüzden bu videolar maksimum 10 dakika. O yüzden nefes boşluğu bırakmadan konuşuyorum burada. Hiçbir formasyon eğitimi olmayan ben bile bunun bilincindeyken, bilmem kaç sene masterlar, doktoralar kovalamış insanlar olarak size gelen öğrencilere... sonra gel canım. Bunu yapmanızı cidden gereksiz buluyorum. Bir diğer konu da öğrenci profili. Çok baş tacı öğrencileri var. Otur konuş mesela, dersin ki boş adam değil, gayet efendi. Şimdi bozuk adam da her yerde bozuk adam, ona da eyvallah. Ama Gaziantep'i konuştuğumuz için buradaki bozuk adamlarla ilgileniyorum şu an. Sizin arabanız batsın oğlum, değil mi? Al o bağırttığın egzozu, sanayiye götürüp bir baktır. Hiç kimse senin veya sizin kaç kişiyseniz artık gürültünüzü dinlemek zorunda değil. Yetiştiğiniz aileyi temsil edersiniz bulunduğunuz ortamda. Her neyse, o zaman imkanlar, hadi bakalım. Kütüphane lazımsa merkez kütüphanemiz var, yeterli donanıma ve büyüklüğe sahip. Yemekhane lazımsa bildiğim kadarıyla 2 tane var kampüs içinde. Ve samimi söylüyorum, 2,5 liraya krallar gibi yemek yiyorsun. Gaziantep'e de bu yakışırdı. Barınma lazımsa yine şanslısın. Kampüs içinde beybiler ve beyler için kıyak yurtlar var. Ev kiralarını da konuştuk. Bir de zaten kampüs çevresinde canlı olduğu için öyle aparttır, özel yurttur bulmakta sıkıntı olmuyor. Spor olanakları lazımsa burası o anlamda da gayet donanımlı. Gaun Sporium diye bir tesisimiz var. Havuz, fitness, basket, voleybol, sauna, bowling gibi her türlü imkana sahip. Halı saha, çim saha bulmak da mümkün. Kampüs çarşımız var bir tane. İhtiyaçlarını karşılaman, vakit geçirmen için güzel ve yeterli bir alan. Eğlence lazımsa eğlenmesini de bilen bir okulumuz burası. Tiyatro, sergi, konser, bahar şenliği gibi çeşitli etkinlikler olur. Bunlar haricinde kampüs içerisinde kafe, restoran, market, kırtasiye, banka şubesi, kargo, ibadethane ve kuaför gibi olanakların da var. Eğitim kalitesini ele almak gerekirse, abi iyi eğitim vadeden fakülteleri var istisnalar hariç. Onun dışında URAP 2021 listesinde 166 tane okul arasında 36. sırada. Karar tercih senin. Gaziantep Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili kafana takılanları yorumlarda mutlaka belirt. Tekrar hoş geldin. Beni şuralardan takibe alarak ünlü bir şahıs yapabilirsin. Yine bekleriz.